Selam dostlarım, Oyun Baskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gas Station Simulator oynayacağız. Oyun Early Access arkadaşlar, yani tam sürümü daha çıkmadı. Ama oyunun mantığı, oynanışı gerçekten keyifli, güzel bir oyun. Ben de beğeneceğinizi düşündüğüm için bir ilk izlenim videosu çekelim dedim. Bu arada arkadaşlar, 3000 abone olmamıza çok az kaldı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. 3000 aboneye özel de bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Umarım katılırsınız. Şimdi videoya geçelim. Oyuna giriş ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Bu arada ben görevleri falan okumayacağım arkadaşlar. Onlarla vakit geçirmeyelim. Early Access'i hızlı bir şekilde atlatalım istiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Merak edenler varsa indirip oynayabilirler. Oyun gayet güzel dediğim gibi. Ve de en önemlisi ücretsiz arkadaşlar bu oyun. Evet arkadaşlar, oyuna başladığınızda böyle bir yerden başlıyorsunuz. Burayla bizim pek işimiz yok. Oyunun mantığından bahsedeyim. Bu istasyon bize dedemizden miras kalıyor arkadaşlar. Biz burayı temizleyip, düzenleyip tekrar aktif hale getirmeye çalışacağız. Boyayacağız, işte ne bileyim çöpleri falan toplayacağız. Yeni ekipmanlar satın alıp geliri artırmaya bakacağız falan filan. Yani bir sürü iş var arkadaşlar. Evet, şimdi yüksek gerilim hattına geldik. Hemen şu elektriği bir verelim arkadaşlar. Görev tamamlandı. Şimdi hemen telefon kulübesine gidelim. Telefon kulübesine de geldim. Amcasıyla konuştu. Bizim tedarikçimiz olacağını söylüyor. Buraları hep kesiyorum ki hani sıkılmayın arkadaşlar. Yazılar çok uzun. Onlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi içeri girdiğimizde bizi şöyle bir bilgisayar karşılıyor. Bütün kontrol panelimiz bu bilgisayar aslında. E-posta kısmında genelde önemli şeyler geliyor arkadaşlar. Burayı kontrol etmenizde fayda var. Şimdi bize ne diyor? Mini ekskavatöre binliyor. Hadi gidelim. Ekskavatörümüzü çalıştıralım. Geldik. Hemen bin bakalım. Bunu kullanması biraz zor. Kullanamıyorum diye panik yapmayın. Yakıt yok. Yakıt yok dediği her zaman oluyor arkadaşlar. Her zaman yaptığı bir şey. Bunu şimdi size nasıl doldurmanız gerektiğinizi öğretmeye çalışıyor falan. Hemen gidelim, şurada bir tane benzin bidonu var. Onu alıp gelelim. Benzin bidonumuzu aldık. Buradan tab kısmına basıp elimizdeki malzemeleri görebiliriz bu arada. Ama boş. Tamam. Ekskavatör için arkadaşlar yakıt istememiz gerekiyor. Evet, bidonumuzu şöyle bir dolduralım. Tamamdır. Hemen gidip bunu ekskavatöre dökelim bakalım. Şöyle. Görev tamamlandı dedi. Hemen binip çalıştıralım şunu. Bunu çalıştırdıktan sonra benzinliğin önündeki kumları toplayacağız arkadaşlar. Bunun için sol tuşa basmanız yeterli arkadaşlar. Kaldırıyor zaten kendisi. Ama dikkat edin, şu arkadaki borular ısınıyor. Egzozlar ısınıyor arkadaşlar. Egzozları soğutmak için mouse'un sağ tuşuna basmanız gerekiyor. Evet, benzinliğin önünü temizledik. Şimdi şu ekskavatörümüzü şuraya bir park edelim. Zaten bunu kullanması zor. Bir acayip yani. Biz ne yaptık arkadaşlar? İçeriği temizledik. Benzinliğin önünü temizledik. Şimdi şurada gördüğünüz tabelanın altındaki şunu kaldırınca artık müşteri gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi şu an benzinliği aktif hale getirdik. Şimdi onu kapatalım. Hemen bize bir görev daha veriyor. Ona gidelim. Dostlarım, bize verdiği görev aslında bir yarış. Burada gelip istediğiniz gibi oyun içinde oyun oynuyorsunuz yani. Bize şöyle küçük bir araba veriyor ve bu noktalardan geçmemizi istiyor. Araba da iyi kaçıyor ha. Güzel, hoşuma gitti. Kontrolleri gayet iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, finish noktamıza geldik. Şu an oyunu bitirdik. Gördüğünüz gibi. Görev tamamlandı dedi. Buradan da çıkalım. İlk müşterimiz geldi. Hemen ilk müşterimize bir yakıtını verelim. O da polis mi? Yani şansın da böylesi. Hızlandırmak için shift tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şu gösterdiği dengede verebilirseniz az çok size ekstra ödül veriyor arkadaşlar. Bahşiş veriyor yani. Hemen şuradan envanter kısmına gelip çöp torbasını seçelim arkadaşlar. Çöp torbasına geldiğinizde şöyle taba basıp çöp torbasını elimize alıyoruz. Şöyle gördüğünüz küçük ufak tefek ne varsa toplamaya başlıyoruz. Hemen şuraları bir toplayalım. Dostlarım, gördüğünüz gibi oyunu biraz da eğlenceli hale getirmek için böyle çöpleri alıyorsunuz. Çöp kovasına mesela götürüp sağ tuşa basılı tutup böyle gördüğünüz gibi yüksek skorlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Basket atmaya çalışıyorsunuz. Bence gayet güzel bir dokunuş olmuş. Hadi be, güzel daha. Güzel atmıştım, neyse. Arkadaşlar, evin içerisindeki pislikleri temizledik. Şu an gördüğünüz gibi içeride hiçbir tane çöp kalmadı. Şu müşteriye hemen bir yakıt verelim. Oradan birazcık para gelsin bize ya. Evet, şimdi duvarları boyama işlemlerine geçebiliriz.
İçeriği temizledik, çöpleri attık. Şimdi duvarları boyayabiliriz. Duvar boyamak biraz sıkıntı olacak arkadaşlar ama halledeceğiz. Şu renk güzel oluyor içeriye. Şu rengi seçelim. Şimdi arkadaşlar boyamak için gördüğünüz gibi bize diyor ki yeşil yerde kal. Eğer geçersek bizim yüzümüze boya geliyor. Şu şekilde geçmeden güzel ve basit bir şekilde halledebiliyoruz. Evet arkadaşlar, hem içerinin hem dışarının boyamasını bitirdik. Gördüğünüz gibi farklı bir hava kattı arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Hele içerisi, yani gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi etraf biraz pislendi gördüğünüz gibi. Bunları hemen şuradan bir süpürge alıp temizleyelim. Temizlerken de arkadaşlar şöyle gördüğünüz büyük tozları falan temizleyebiliyorsunuz. Şöyle küçük tozları temizleyemiyorsunuz. Basılı tutun, yürüyün yeter arkadaşlar şöyle. Ne istiyor şimdi bizden? Bagaj açmak için doğru aleti bul. Bir alalım. Şöyle çevirsek. Evet, şu an bagajı açtık. İçerisinden bir tablo çıktı ama tabloyu da şöyle envanter kısmında göreceğiz herhalde. Evet. Tabloyu şuraya koyalım ya. Şimdi bizden ne istiyor bu arkadaş? Özellikler diyor. İç mekan. 3 adet raf yerleştirin diyor ama bizde 3 adet raf yok. Ha, varmış, almışız aslında ya. Bir park yeri almamızı istiyor. Hemen şuradan çıkış diyelim. Ekskavatörle o park yerini, park yerinin üzerindeki toprağı kaldırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi park yerini açtık. Hemen şimdi bilgisayara gidelim, orayı satın alalım. Aslında bedava da satın al diyor işte. Şimdi park yeri de elde ettik. Şimdi bizden şu aramayı cevaplamamızı istiyor. Arkadaşlar ben size az önceki aramayı özet geçeyim. Dayımız aradı bizi. Adi şerefsiz dayımız. Yani adam o kadar şerefsiz ki bize kredi veriyor ve 8 dakika içerisinde o krediyi ödememizi istiyor. Kredi de şöyle arkadaşlar. Benzin istasyonlarında görmüşsünüzdür. Raflarda eşyalar satıyor işte. Araba bakım setleri, yağlar, fren yağları falan satıyorlar. Biz de onun gibi şeyler satacağız. Gördüğünüz gibi kasiyerlik işlerine başlayacağız şimdi. Evet, kasiyerlik yapmak için arkadaşlar şimdi burada anlatılıyor biraz. Ben geçeceğim. Shift'e basıyorsunuz. Şuradaki zemin ilerliyor. Daha sonra buraya getiriyorsunuz. Okutup atıyorsunuz. Okutup atıyorsunuz. Gayet basit. Kasiyerlik de yapmadık demeyiz ya. Bizden adi şerefsiz dayımız kredi ödememizi istiyor. Mecbur ödeyeceğiz. Hepsini öde diyelim de bari. Yakamızdan düşsün yani. Ne varsa ödedik. Ne istiyor acaba burada? Ödeyecek param yok, param. Ne ödeyebilirim ki sana? Evet, bir müşteri daha geldi. Yavaş, önüme fırlatma. Ben de senin kafana fırlatırım bak. Ne dedim sana, kafana fırlatırım demedim mi? Ana! Bu ne lan? Yerde balık var. Lan senin ne işin var burada? Anam anam anam, sen kaçtın mı sen? Neyse, sen benim şans meleğim ol, tamam mı? Nerede dur biliyor musun? Yok, onun içinde duramazsın. Şunun üstünde dur. Lan nereye gittin? Ya da şu, tam şu köşede dur sen ya. Etraf biraz pislendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen onu halletmem gerekiyor. O kadar şey aldın, 7 dolar mı ödedin? Yemin olsun Kayserili ya. Şu kirli banttan dolayı eşyalar gelmiyormuş. Hemen onları bir bandı temizleyelim. Başa gelen bir şey yok zaten. Bir telefon daha geldi. Şerefsiz dayımızdan. Aha. Lan bizi vurdu. Allah belanı versin. Ben biliyordum seni zaten ya. Tüh, Allah kahretsin, sopa yedik bir de ya. Oyun buraya kadardı demek ki. Evet arkadaşlar, oyun burada son buldu. Biraz kötü bir son oldu yani. Bizi dayak yedik. Ama oyun inşallah beğenmişsinizdir. Ben gerçekten keyif alarak oynadım.
Siz de umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine size böyle güzel, fazla ücreti yüksek olmayan oyunlar tanıtmaya gayret edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.